Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, bizler alanında uzmanlaşmış ve uzmanlaşma yoluna giden isimleri sizlerle tanıştırmaya, buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Efendim neredeyiz? Çanakkale Merkez Dübrek Köyü'nden sizlere seslenmekteyiz. Tiny House, Klein Home, burada hizmetlerini devam ettiren çok değerli bir ismi ziyarette bulunduk. Bahadır Kaplan Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İşletme ortağı ayrıca yönetici vasfında görev yapan beyefendiye bir merhaba diyerek sohbetimize başlayalım. Sonra burada sunmuş oldukları hizmetleri birebir kendilerinden dinleyelim. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş bulduk öncelikle. Sizi gördük, ekibinizi gördük. Çok mutlu olduk. Öncelikle Bahadır Bey kimdir? Kısaca tanıyabilir miyiz? Ben kimim? Mustafa Bahadır Kaplan benim adım. Hı hı. Mimarım. Klein Home'un kurucu ortağıyım. Nasıl söylesem, işte projelendirme ve üretim sürecinde bizzat ben bulunuyordum. Şimdi kurucu ortaksınız, bir yandan da mimarsınız aslında. Tüm çizimler sizlerden mi geçiyor efendim? Evet, benden geçiyor. Güzel. Müşterilerimizin talebini de yine ben karşılıyordum. Doğrudan ben de muhatap oluyorum. Harikasınız. Peki biraz bu Tiny House'dan bahsedelim. Klein Home dedik ama nedir? Kimlere hizmet edersiniz? Biraz hizmeti anlatalım lütfen. Klein Home, minimal yaşamak isteyen kişilere biz hizmet veriyoruz. Yani bu minimal yaşamdan kastınız nedir efendim? Doğaya açılmak mı yoksa kişi istediği konaklama yerini mi belirliyor? İstediği yere götürebilir. Şimdi tekerlekli bizim yaptığımız ürünler. Evet. Taşınabilir, karavan ruhsatlı. Çoğu kişi bunu ya deniz manzaralı bir yere ya da doğanın içinde bir yere götürüp işte tatil yapma amacıyla kullanıyor. Home office olarak kullananlar var. Bahadır Bey, bize bu Tiny House'lardan bahsedebilir misiniz? İçeriği nasıldır efendim? Nasıl bir kullanım alanı vardır? Nasıl bir kullanım alanı var? Normal bir evin minyatür hali gibi. Kesinlikle bir yatak odamız oluyor. İşte Amerikan mutfak açık salonumuz oluyor. Onun dışında talebe göre tek loftlu yapıyoruz, iki loftlu yapıyoruz, teraslı yapıyoruz. Üretimimiz öncelikle römorku yaparak başlıyoruz. Römorktan sonra hibrit iskeletimizi yapıyoruz. Ağır çelik ve ahşap karkasla birlikte. Ondan sonra işte yalıtımını, tesisatını ve cephelerini yaptıktan sonra ince iş kalıyor geriye. İnce işçiliğimizi de yine özenle yaptıktan sonra müşteriye teslim edecek hale geliyor. Güzel. Onlar da rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Evet. Peki bu metrekareler, fiyatlandırmalar neye göre değişiyor? Kişinin isteğine, talebine göre mi? Tabii ki de talebine göre değişiyor. Şimdi 5 metreden 10 metreye kadar ürün yapıyoruz biz. Ve işte kullandıklarıma, müşterinin talep ettiği malzeme, cepheler, terasın olup olmaması buna fiyatlandırmayı etkiliyor. Bir de piyasanın şartları etkiliyor fiyatlandırmayı. Evet. Şimdi baktığımızda bu hizmeti devam ettiren güçlü bir ekibiniz de var. Kaç kişiyle toplam hizmet vermektesiniz? Şu anda toplam 12 kişiyiz. Hem Çanakkale'de hem de Dikili'de, İzmir'de üretim yapıyoruz. Evet, üretim yerleriniz burada ama Türkiye'nin her yerinden gelip ziyaret edip bu hizmetten faydalananlar oluyor mu? Tabii ki de. Zaten tekerlekli bir ürün olduğu için biz Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Şu ana kadar en uzak Mersin'e gönderdik. Harika. Efendim iş hayatınızda çok başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için de sağ olun. Sevgili izleyenler, bizler değerli isim olan Bahadır Bey'i tanıdık. Şimdi işletmenin satış pazarlama alanında kendini kanıtlayan, hizmetini devam ettiren Okay Bey'i sohbetimize davet edelim. Sevgili izleyenler, işletmenin bir diğer güçlü ismi olan Okay Toy Beyefendi yanımızda bulunuyor. Satış pazarlama alanında görev yapmakta. Dilerseniz öncelikle bir merhaba diyerek başlayalım. Sonra buradaki hizmeti kendilerinden dinleyelim. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar Çiğdem Hanım, hoş geldiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Çalışıyoruz. Yeni bir firmayız, güçlü olmak için çok çalışıyoruz. Güzel. O zaman yeniliğiniz hiç bitmesin, hep kat kat artsın diyelim. Peki biraz da sizden hizmeti dinleyelim. Çünkü Bahadır Bey anlattı. Anlatılmayanları duymak istiyoruz efendim. Şimdi satış pazarlama dedik. Evet. Bir satış stratejisi var mıdır? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Üretim müdürümüzün dediği gibi yoğun bir sektörde talep var. Bizim de yoğun siparişlerimiz var. Ayda şu an için 20-25 üretim yapabiliyoruz. Bunu 50'ye hedefimiz, kapasiteyi arttırmak, çıkarmak, cevap vermeye çalışıyoruz. Ama güzel, yoğun pandeminin ardından yoğun bir talep oldu. Tabii mobil ev demek, yani Tiny House demek mobil ev değil. Her anlamda kullanılabilen
ne pandemide bir sığınak, afetlerde bir ikinci ev alternatifi gibi artık her evin, her ailenin ihtiyacı olan, gereksinimi olan bir ürün haline geldi. Onun için evet. Peki bu ürün pahalı bir sistem midir efendim? Yok değil. Burada yaşamak pahalı değil. Mıdır? Değil. Yani minimal yaşamın insanlara sunduğu, ekonomik olarak da tamamen yaşam alanına sahip çok ekonomik bir yaşam tercihi diyelim. Hı hı. Öyle diyoruz. Yani bize burada bu düşünceyi iten pandemiyle beraber kurucu büyüğümüz Celalettin Türkdoğan beyefendi, abimiz sağ olsun Bahadır Bey'le beraber bu sektörde ciddi bir açığın olduğunu gördük. Ondan sonra tercihimiz bu şekilde oldu ve mutluyuz. Güzel, ne güzel o zaman. Sevindik sizin adınıza. Sağ olun. Şimdi satışta olmazsa olmazlarınız muhakkak vardır. İçeriye gelen danışan ya da sizinle iletişim kuran müşteriniz ne istiyor, ne bekliyor? Satışta olmazsa olmazımız dürüstlük. Hı hı. Zamanında yetişme, bizim 3 hafta gibi bir teslim süremiz var. Biz bunu daha bu zamana kadar bir gün geçirmedik. Dürüst olmak en önemlisi. Harika. Ahlaklı ve dürüst. Evet. Bu bizim şeyimiz, felsefemiz bu. Olmazsa olmazlar. Evet, peki kesinlikle. Efendim. Çok kıymetli bir sohbetti. Gelecekle ilgili planlar, projeler nelerdir? Şimdilik yurt içinde bölgesel çalışıyoruz. Hı hı. Siparişlerimiz. Önümüzdeki hedefimiz yurt dışına açılmak. Globalleşmeye gideceğiz. Tabii ki. Güzel. Öyle inşallah. Hedefimiz bu. Yurt dışına. Yurt içine her bölgeye yetişebilmek, ardından yurt dışına açılabilmek. Evet, şimdi özellikle şu dönemde kaç metrekareler gidiyor? Genelde bireyseller mi tercih ediyor yoksa daha çok kalabalık aileler mi? Genellikle bireyseller tercih ediyor. Yani şu anda 40 metre, bizim ürünlerimiz 42 metrekare gibi bir ailenin kendi çocukları da yaşayabileceği, ikinci, üçüncü bir aileye gereksinim olmadan güzel bir yaşam alanı üretiyoruz. Hı. Onların talebi var. İnşallah daha da farklı alternatifler çıkacak tabii. Sürprizlere açık olun o zaman evet, sevgili izleyenler. Evet. Peki yeriniz neresi efendim? Nereye gelebilirler ziyaret edebilirler? Çanakkale Merkez üretim yerimiz. Fabrikamız Çanakkale Merkez. Dümrek Köyü'nde. Yaklaşık 2000 metrekare kapalı, 4000 metrekarede açık alanımız var. Güzel. Efendim sizleri tanıdığımıza memnun olduk. Biz de memnun olduk. Ayağınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Başarılar dileriz. Teşekkürler. Çok sağ olun.